Ukrayna Savaşı'nın tetiklediği enerji krizi Avrupa Birliği'nde tavan fiyat tartışmasını beraberinde getirdi. Bu aynı zamanda Almanya ile Fransa arasındaki anlaşmazlıklar listesine bir madde daha ekledi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Almanya ve Fransa ezeli düşmanlıklarına son verdi. 20. yüzyılın ikinci yarısı ve 21. yüzyıl iki ülkenin iyi ilişkilerine sahne oldu. Bugünse Avrupa Birliği'nin iki başat gücü tekrar derin anlaşmazlıkların pençesinde. Enerji krizinin tetiklediği ekonomik sıkıntılar Berlin-Paris hattında ipleri iyice geriyor. Şimdi tabii Avrupa'da iyi günler sona erdi. Kriz çıktı mı her ülke kendini biraz kurtarmaya çalışıyor. Her ülkenin de farklı durumları var. Şimdi Almanya'nın buna bir çözüm bulması lazım. Buna çözüm bulabilirken bulması için de Avrupa Birliği'ndeki mali yüklerini azaltması lazım. Almanya hani artık böyle yani Fransa'nın bir tür tırnak içinde şımarıklığını hani kabul edebilecek bir durumda değil. Almanya'nın savunma politikaları da Paris'in tepkisini çekiyor. Fransız-Alman ortaklığının yani bu işte süpranasyonel organizasyonu yaratan ortaklığın temelindeki mutabakat Almanya'nın bir askeri güç olmaması üzerine dayanıyordu. Kritik bir yani jeopolitik tırmanmada ne Fransa'nın yani Avrupa Birliği olarak ne de Amerika'nın Almanya'nın yanında yer alıp almayacağı veya ne kadar etkili olabileceğinden Almanya emin değil. O yüzden yeniden Almanya silahlanmaya başladı. Ama Avrupa Birliği olarak değil, artık Almanya olarak. Almanya'nın askeri güç olma yönünde adımlar atması, enerji krizi ve ekonomik sorunlar Paris-Berlin ilişkilerini etkiliyor. Ama iki ülke arasındaki sorunlar bunlarla sınırlı değil. Çin'le ilişkiler, maliye politikaları, Avrupa Birliği'nin genişlemesi gibi birçok konuda iki ülke ters düşmüş durumda. Üstelik Fransa, Almanya'ya 2. Dünya Savaşı'nda yenildiğini hiç unutturmadı. Fransızlar, o zaman Batı Almanya'nın savaşı kaybetmesine rağmen eşit, egemen bir devlet olarak kurulmasını, NATO'ya üye olmasını, Avrupa Birliği içinde tekrar ekonomisini ayağa kaldırmasını, sanayi ayağa kaldırmasını dediğiniz gibi bir tür Almanya'dan bir parça hep üstte, yukarıda kalma garantisini elde ederek kabul ettiler. Avrupa Birliği'nin iki başat gücü arasındaki bu gerilim birliğin geleceğini de tehdit ediyor. Ama Avrupa Birliği krizler içinde yani zayıflayarak ve daha hareketsizleşerek ve içeriden de yani Avrupa vatandaşlarının mutsuzluğunu arttırarak böyle bence devam edecek. Yani bu tedrici bir çöküş. Uzmanlara göre Paris ile Berlin arasında giderek yükselen gerilim Avrupa Birliği'nin de sonunu getirebilir.